Hoş geldiniz. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Evet, deneyimizin ismi? Karabiber deneyi. Karabiber deneyi. Peki bunun için malzemelerimiz neler Defneciğim? Evet, ne var elimizde? Kap kadar, evet, bir kabın yarısına kadar su doldurduk. Evet, Deniska ne var elimizde? Detanzan. Evet, bir kabımızın içerisinde bulaşık yıkayıcısı koyduk gördüğünüz gibi. Ve adını verdiği gibi bir miktarda elimizde ne var? Karabiber var. Evet, şimdi biz şunu merak ediyoruz. Şimdi sürekli şunu konuşuyoruz. Diyorum ki ellerinizi mutlaka diyorum yıkamanız gerekiyor. İşte yemeklerden önce, yemeklerden sonra ya da herhangi böyle kirli şeylere dokunduğunuz zaman mutlaka yıkamalıyız. Diyorlar ki neden sürekli ellerimizi yıkamalıyız? Ben de bunu onlara göstermek için bu deneyi yapmaya karar verdim. Şimdi Deniska ve Defneciğim, öncelikle şöyle birazcık evet deneyimize odaklanalım. Şimdi burada karabiber bizim kirlerimizi temsil edecek, kirlenecek. Bir bakalım bu karabiberleri suyun üzerine şöyle serpiştiriyoruz. Evet, bunlar mikrop. Aman Allah'ım ne kadar çok mikroplar var. Şimdi şunu merak ediyoruz. Acaba elimizi işte sabunla yıkamadan dokunduğumuzda bu kirler, mikroplar ne oluyor? Vücudumuzu alıyor muyuz, almıyor muyuz? Şimdi hepimiz birer parmaklarımızı bir lütfen değdirebilir miyiz buraya Defneci? Buraya evet değdir bakalım. Evet, ooo bakın bütün mikroplar şu an elinizde. Deniska seninkine bakabilir miyiz? Evet, bütün mikroplar şu an elinizde. Gördüğünüz gibi sadece suyla yıkamakla ne olmuyormuş Deniska? Temizlik olmuyormuş. Şimdi bir de şunu deneyelim. Bu ellerim. Önce Deniz'den başlayalım. Deniz, öbür elini alabilir miyim? Öbür parmağını. Öbür bu elini indirebilirsin. Evet, gördüğünüz gibi bulaşık deterjanını bir bulaştıralım. Evet. Evet, şimdi bakalım acaba karabiberlere ne olacak? Yani elimizi sabunla yıkadığımız zaman. Evet. Oo, gördüğünüz gibi bakın ne oldu? Bütün karabiberler kaçıştı, mikroplar. Çünkü mikroplar ne yapıyor? Bakın temizliği sevmiyor. Şimdi defneyle yapalım Deniska. Evet Defneciğim. Sen de şu taraf bak, şu tarafta biraz daha var. Şöyle çevireyim istersen. Bir saniye Defne. Ama ben çevirdikçe unutma, o da kaçıyor. Karabiberler kaçıştılar. Şimdi sen karabiberlerin olduğu taraflara parmağını koy bakalım. Evet. Bir de şu tarafı da yapar mısın? Burada biraz var. Evet. Gördüğünüz gibi ne oldu? Karabiberler kaçıştı. Demek ki aslında tabii bunun bilimsel açıklamaları da var. Yüzey geriliminden kaynaklanıyor. Yüzey geriliminden kaçmaya çalışıyorlar ve yüzey geriliminin daha serbest olduğu yere doğru kaçışmaya çalışıyorlar. Demek ki buradan ne anlıyoruz? Mutlaka temizlik için ne yapmalıyız? Suya, sabuna dokunmalıyız. Ellerimizi güzelce yıkamalıyız. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Abone olmayı. Bizi izlemeye devam edin. Evet, beğendiyseniz lütfen abone olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.